dün 12 ilin büyük şehir olması konusunda bir şeydi o. Gördüm, biliyorum. Bu illerin arasında 572 bin nüfusla Kütahya'da var. Kütahya'da var. Şimdi Kütahya'nın büyük şehir olması demek, bir kere Kütahya üzerinde şu anda bir takım çevreler tarafından maalesef diyorum, olumsuz bir psikolojik hava Kütahya'nın halkına verilmeye çalışılıyor. Bir değişik bir şey yapılmaya çalışılıyor. Ne derler ona? Yönlendirme yapılmaya çalışılıyor. Algı oluşturulmaya çalışılıyor Kütahya'nın üzerinde. Kütahya 12 yıl boyunca AK Parti iktidarının nimetlerinden en fazla faydalanan vilayetlerin başında geliyor. Ve bu olumsuz havayı da Kütahya'nın büyük şehir olarak ismi değişince, kendisi değişince, çevresi değişince o psikolojinin de değişeceğine ben inanıyorum. Ve herhalde şöyle düşünüyorum. Yani Kütahya büyük şehir olduğunda Kütahya merkezde iki tane de ilçe olabilir. Şimdi Kütahya'da merkezde iki ilçenin olması da demek Kütahya'nın kent özelliğinin de değişmesi anlamına gelecek. Zaten şimdi Kütahya'nın yeniden mimari için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla bizzat koordineli bir şekilde çalışmalar yapıyor. İşte Sultanbağı'ndan başlayacak bir kentsel dönüşüm projesi var. Dolayısıyla artık Kütahya tarihi dokusuna uygun bir şekilde gelişime her türlü açık ve istihdam da sağlanacağı, her türlü faaliyetinde yapılacağı bir kent olacak, bir büyük şehir olacak. Biz inşallah Kütahya'nın nüfusunu daha yükseklerde hayal ediyoruz. Önce hayal edeceğiz, sonra başaracağız. 572 bin nüfusu önümüzdeki 5 yıl içerisinde, 10 yıl içerisinde 600 bine, 700 bine yükseltmek için her türlü çalışmayı burada il teşkilatı olarak, ilçe teşkilatlarımız olarak, kadın kollarımız olarak, genç kollarımız olarak hep birlikte yapacağız. Belediye olarak, milletvekillerimiz olarak herkes üzerine düşen vazifeyi şimdiye kadar yaptı, yapmaya da devam ediyor, yapmaya da devam edecekler.